Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bilimsel dergileri takip etmenin yollarından bahsedeceğim. İlk önerimiz Researcher uygulaması. Researcher uygulaması ile kendi ilgi alanlarımıza dair dergileri takip edebiliyoruz. İlgi alanımız dışında olan dergileri takip edebiliriz. Uygulama ilk yüklediğimiz zaman bize bir profil oluşturuyor. Bu profilde ilgi alanlarımızı veya takip etmek istediğimiz dergilerin listesini oluşturuyoruz. Böylelikle uygulama sadece ilgi alanımıza dair dergileri bize sunuyor. Bu şekilde dergileri takip edebiliyoruz. En kolay yol bu şekilde. Diğer bir özelliği ise herhangi bir gelişme olduğu zaman size bildirimleri açıksa uygulamanın size bildirim olarak geliyor arkadaşlar. Bir sonraki uygulamamız ise Feedly. Feedly'yi kullanmak için, yani RSS üzerine bildirim almak istiyorsanız Feedly'yi öncelikle ya Google Chrome üzerine yüklemeniz lazım ya da telefondan da kullanabilirsiniz bunu arkadaşlar. Feedly uygulamasını ekledik. Ben Chrome üzerinden ekledim. Daha sonra nasıl kullanacağız bunu? RSS adresinden nasıl bildirim alacağız? Öncelikle örnek olması açısından Elsevier'in Computer and Education dergisine tıkladım. Daha sonra burada VM Articles bölümü var. Buraya tıkladım. Daha sonra burada RSS bölümü var. Bu RSS bölümüne tıkladığımız zaman bir link geliyor. Bu linki kopyaladık. Burada gördüğümüz Feedly uygulamasını çalıştırdığımız zaman bu şekilde açılıyor bize. Herhangi bir ekstra yükseltme yapmaya gerek yok. Buradan linki buraya yapıştırıyoruz. Ve bize dergiyi burada buluyor. Tıkladık. Dergiyi takip etmek istiyorsak buradan tıklıyoruz. Benzer sonuçlar da altında çıkıyor. İstiyorsanız bu benzer dergileri de takip edebilirsiniz tabii ki de. Bir diğer dergileri takip veya makaleleri takip etmek, güncel konuyla ilgili güncel bir veri girişi olduğunda bize uyarı gelmesini istiyorsanız Google Scholar'da bir araştırma yaptığınız zaman burada uyarı oluşturabiliyorsunuz. Buraya tıklıyoruz mesela uyarı oluştur kısmına. Bize burada başlık olarak uyarı oluşturuyor. E-posta adresi burada. Sonuç sayısı da en çok 10 sonucu göster veya arttırabiliyoruz buradan. Uyarı oluştur dediğimiz zaman bize burada bu kelime ile ilgili bir yeni sonuç olduğu zaman en çok 10 sonucu bize uyarı olarak bildirecek artık. Bu şekilde de takip sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Daha fazla video için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.